Yapayalnız bir hayat, yarım bir hayattan daha mı iyidir? Zor bir soru. Ancak bu soruya cevap vermek zorunda kalmış kişiler var. Şamanlarımız. Kadim Türklerin anlattıklarına göre, eski çağlarda insanlar, yeraltı dünyasının kötü ruhları karşısında kendilerini savunmaktan acizdiler. Şöyle ki daha önceleri ne hastalık ne de ölüm vardı. Ancak Erlik'in emrinde olan kötü ruhlar yeryüzüne çıkıp insanlara kötülük yapmaya başladılar. O zamanın insanları çok saf ve temizdiler. Tanrı bu insanlara acıdı ve insanları bilgilendirmek için gökyüzünden bir kartal gönderdi. İnsanlar kartalın dilinden anlamadı. Çaresiz kalan kartal geri döndü ve durumunu anlattı. Tanrı Ülgen, kartalın yeryüzünde karşısına çıkan ilk kadınla yaşamayı ve doğacak olan çocuğun ilk şaman olacağını söyledi. Böylelikle kartal yeryüzüne indi ve bir ağacın altında uyuyan kadın ile birlikte oldu. Kadın gebe kaldı ve doğacak olan çocuk ise ilk şaman oldu. Yüzyıllar boyunca toplumun tam kalbine yer edinmelerine rağmen insanlardan bir o kadar uzak olmak, şamanların ödediği bedellerden yalnızca birisi. Şaman yalnızlığın gücünün büyük olduğunu anlamış, bu nedenle de toplumdan uzaklaşmıştır. Şaman efsanelerinden anlaşıldığı üzere, şamanlar genellikle insanların sık yaşadığı yerlerde değil, toplumdan dışarıda, tenha yerlerde yaşayan kişilerdir. Hastaları iyileştirmek, gelecekten haber vermek, kötü ruhları kovmak, kurbanlar sunmak ve ritüeller düzenlemek onların görevlerinden yalnızca birkaçı. Trans haline girmek ve illüzyonlar görmek gibi özel tekniklerle görevini yerine getiren şaman, bir bakıma üstün insan gibidir. Şaman, anadan doğma şairdir, bestecidir, şarkıcıdır, müzisyendir, oyuncudur. Olağanüstü tasavvur gücüyle hastaya şiirsel dilin kudretiyle tesir etmeye çalışan insandır. Soyunda şamanlık olan bir kişinin artık ızdırap dolu bir yaşam onu bekliyordur. Eğitimi sırasında şaman değişecek ve dönüşecektir. Eski hayatına veda etmek zorundadır. Efsanelere göre hiçbir şaman seçimi gönüllü olarak kabul etmez. Bazen adayın seçimi reddetme gibi şansı bulunur. Ancak bu şans çok pahalıya mal olur. Seçimi reddeden aday ya delirir, ya sakat kalır, ya da azap çekerek ölür. Şamanlık eğitimi ruhsal bir süreçtir. İlk önce şaman bir hastalığa yakalanır. Buna şaman hastalığı denir. Bununla beraber başlayan bu süreç kişi şaman olana kadar devam eder. Sonrasında şaman olan kişi acılı bir yolu yürümüş olmakla beraber ustalaşır ve bir bilgine dönüşür. Şaman hastalığı şaman seçilmenin ilk ve esaslı belirtisidir. Hastalık genelde 7 veya 9 yaşından itibaren başlar ve 7 seneye kadar sürebilir. Şaman hastalığına yakalanan şamanın toplumdan uzaklaşması lazımdır. Bunun olması için de bir ritüel gereklidir. Uzaklaştırma ritüeli şaman adayının insani kaygılardan uzaklaşıp kozmik bilgilerle tanışmak üzere yalnız bırakılmalıdır. Şaman böylece ruhlarla baş başa kalır ve dünyevi bağlardan tamamen kurtulmuş olur. Bütün bu süreç aslında şamanın yeniden doğmasını sağlayacak olan ritüel ölümü en doğru şekilde yapmak içindir. Böylece yalnız kalan şamanın ritüel ölümü başlar. 3 ile 7 gün arası süren bu ritüelde şaman evin sağ köşesinde veya hiç kimsenin olmadığı bir yerde ölü gibi yatar.
Geçiş gerçekleşene kadar yiyip içemez, yanına kimse yaklaşamaz. Sadece ergenlik çağına yeni girmiş bir genç, şaman adayına hizmet eder. Artık ruhların şaman adayının etini parçalayıp yiyeceği zaman gelmiştir. Bunun için adayın vücudu çırılçıplak bir şekilde kabuğu yeni soyulmuş kara ağacın üzerine taşınır. Yeniden doğuş gerçekleşene kadar yalnızca kara su denilen su içirilir. Ruhların adayın etini pişirip yediği süreç boyunca şaman adayı baygın yatar. Ağzından köpükler gelir. Vücudu dövülmüş bir insanın vücudu gibi mosmor olur. Konuşma kabiliyetini kaybeder, yarı ölmüş bir durumda zorla nefes alır. Ritüel ölüm yeniden doğarak şamanın üst düzeyde bir varoluş biçimine ulaşmasını sağlar. Ölüp dirilme şaman olmanın ana hattıdır. Ritüel ölüm süreci ile yeni statüye geçen şaman, bedeniyle gerçek, ruhu ile manevi alemin sakinidir ve her iki dünyada aynı zamanda mevcuttur. Ve bunlar yaşandıktan sonra zihinsel bir açılma yaşanır ve daha sonra esrime haline geçer. Diğer bir boyuta geçişte şaman kendini hipnoz durumuna benzer değişik bir bilinç haline sokar. Esrime olarak nitelendirilen bu durum boyunca şaman kendini tamamen kontrol altına alır. Aslında şamanın esrime anında kontrolsüz görülen hareketleri, konuşmaları kontrolsüzlüğün kontrolüdür. O fiziksel dünyayı etkileyecek ince ve ustaca değişiklikler yapar. Ruhları ele geçirir, kontrol eder, onlarla iletişim kurar. Öteki dünyadaki varlıkları denetler. Bütün bunları gerçekleştirmek için şaman, seyircilerin ve dinleyicilerin üzerinde hipnotik bir etki yaratır. Seyirciler şamanın katkısıyla gerçek dünyadan soyutlanıp düşsel bir aleme yolculuk yapar. Şaman böylelikle ruhsal eğitimi tamamlar ve yaşlı bir şamanın eğitimiyle devam eder. Yaşlı bir şamanın yanında 1 veya 2 yıl eğitim alır. Bu eğitimin merasimleri genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yapılır. Şaman eğitiminin sonunda yemin etmelidir ve bu yeminini bozmamalı, topluma yararlı olmaya her ne olursa olsun devam etmelidir. Aksi takdirde ruhlar ondan intikamını alırlar.